Herkese merhaba, sevgiler, saygılar. Bugünkü videomuzda sizlere Pancake dahil olmak üzere farklı platformlarla, özellikle bu DeFi platformları, yield farming platformları hakkında konuşmaya çalışacağım. Şimdi piyasa güzel gidiyor, onu söyleyeyim. Piyasayla alakalı videoya geçmeden önce bir değerlendirme yapalım. Şimdi şöyle yan ekrandan ben grafiğimi çekiyorum. Şimdi kek demişken kekle başlayalım. Kekin bugün güzel bir yükselişi oldu. Bugün dediğimiz dün oldu. Çünkü ben videoyu bir gün sonra atıyorum. Şimdi bunun da nedeni Pancake üzerinde bakın şöyle bir Team Battle diye bir yarışma var. Bu başladı. Bu başladığı için Pancake'in ya da kekin fiyatı arttı. Bu nedir arkadaşlar? Bu şu demek. 5 gün boyunca sürecek. Burada takımlar var, yarışmalar var. Bu yarışma da aslında hacim oluşturma yarışması. Borsaların yapmış olduğu bir şey aslında. Buraya detaylara bakabilirsiniz. Şu çiftler üzerinde yapılan işlemlerde hangi takım daha yüksek puan alırsa ve o takım içerisine kim girmişse ya da kim dahil olmuşsa onlar ödüller dağıtılıyor. NFT'ler dahil olmak üzere. Dolayısıyla bu bir aslında popülerlik yaratıyor ve fiyatın artmasına sebebiyet verdi. Bu temel kısımda önemli bir adımdı. Yani temel kısımda fiyatın artmasının nedeni bu. Teknik kısma bakacak olursak da burada şöyle güzel bir durum var. Uzun vadeli baktığımız zaman 4 saatlik dilimde burada çok güzel bir çanak kulp formasyonu var. Bu formasyona da baktığımız zaman zaten şuradaki yaklaşık olarak 17-18 dolar arasında gidip gelmesinin sebebi de bundan kaynaklı. Burada bakın birçok destek ve direnç konumuna geçmiş. Burada özellikle bu 18-20 dolar arasındaki seviye de önemliydi. Bakın şuranın kırılmasıyla birlikte, şu seviyenin kırılmasıyla birlikte günlükte 20 doların üzerinde ve 19-20 dolar arasında kalırsa burada şu kısımda, tam şurada göstermiş olduğum kısımda konsolide olmaya devam ederse ki tekrardan buraya gelip çarpabilir. Onu söyleyeyim, yani yaklaşık 20-19 dolar arasında tekrardan bir gevşeme gösterebilir. Ondan sonra eğer tekrardan yukarıya doğru yönünü çevirecek olursa hedefimizin yaklaşık olarak 27 dolar olduğunu söyleyebilirim. Psikolojik sınır olarak da ben 30 doları görüyorum tekrardan. 30 dolara kadar gidebileceğini düşünüyorum ama benim ilk hedefim burada 27 dolar olduğunu söyleyeyim. Uzun vadeli olarak da zaten biraz sonra değineceğiz. Kek özelinde veyahut da diğer bahsedeceğim bir tane proje var. Onunla alakalı konuşacağım. Aslında videomuzun konusu da olacak. Şimdi kekten sonra bir de BNB'ye bakalım. BNB hedefimizi zaten biz önceden de söylemiştik. Yaklaşık olarak hedefimizin, tabii burada güzel çizmemiş miyim bakayım. Ya tam güzel çizilmemiş ama yaklaşık olarak hedefimizin zaten ne olduğunu söylemiştik. Şu an en kısa vadede 450 dolar beklentimiz var. Hala devam ediyor. 450-460 dolar arasında bir beklentimiz var. Bu da zaten yapmış olduğumuz şu W formasyonunun bir sonucu olarak gerçekleşecek. Zaten gördüğünüz gibi şu kırmızı yan çizgide görmüş olduğunuz gibi bu kısmı geçtikten sonra tekrardan burayı test etme şansı, özellikle 160-170'i denedikten sonra bir geri çekilme görebiliriz. Onda da dikkat etmekte fayda var. Onun dışında şurada Bitcoin dominansına da bir bakalım. Şimdi Bitcoin dominansı, bir önceki videoda ben şundan bahsetmiştim. 58,5 dolar mertebelerindeydi ben o videoda bahsetmiş olduğum zaman. Ve çok kısa bir sürede 57'ye geleceğini söylemiştik. 57'ye geldi. 57'ye geldikten sonra da şuraya kadar bakın. Tam şu noktaya kadar gerileme Bitcoin dominansına meydana geldi. Yaklaşık %56'lık bir dominans. Ondan sonra tekrardan 57'yi test etti gördüğünüz gibi. Şuradaki test 57'yi test etti ve tekrardan aşağı kırdı. Bunu gördükten sonra artık şunu söyleyebiliriz. Bir önceki videoda bahsetmiştim zaten. %52 seviyesini büyük bir ihtimalle görecek. Orayı gördükten sonra değerlendirmekte fayda var nereye gideceğini. Onun dışında bir de total dominansa bir bakalım. Bitcoin haricinde olan total dominansımız. Buradaki hedefimiz de bizim şu an hala 920 civarı, 920-930 milyar dolarlık bir hedefimiz var. Onu da söylemiş olalım. Şu noktayı bakın kırmaya çalıştı. Tekrardan geri çekildi. Bu 2 gün önceki düşüşten bahsediyoruz aslında. Tekrardan şurada kısa vadeli bizim ortalamamızın üstünde kalarak, ki bu kısa vadeli ortalamamızda 50 çarpı 4, yani 200 saatlik bir hareketli ortalama. Bunun üzerine kalarak tekrardan burada çizmiş olduğumuz yatay çizgimizin oraya geldi ve burayı test edecek şimdi. Burayı kırması durumunda hedefimiz muhtemeldir ki gelecek. Tabii burada direkt burayı kırar kırmaz pat diye hedefe gidecek diye bir kayda yok. Burada şu şekilde bir hareket yapabilir tabii ki. Burayı kırdıktan sonra şöyle yukarı gidip tekrardan şöyle gelip tekrardan burayı test edip tekrardan yukarı çıkabilir.
bu hareket gelebilir. Yani burada illa şurayı kırdıktan sonra hedefe gidecek diye bir kaide yok. Bakın burada mesela burayı kırdıktan sonra tekrardan bir geri çekilme, tekrardan yukarı hareket. Bunlar zaten olabilecek hareketler. Burada özellikle şu görmüş olduğunuz hareketli ortalamaları ne kadar çok yukarı doğru kırıp devam ederse tekrardan bu hareketli ortalamalara doğru dönmek isteyecektir. Bu normaldir. Dolayısıyla direkt burayı kırar kırmaz yukarı doğru yönelecek diye bir kaide yok. Şimdi genel değerlendirme bu şekilde olsun. Şimdi konumuza geçelim. Şimdi kekle alakalı uzun zamandan beri hep aynı şeyi söylüyorum. Ben 1 dolardayken almıştım ve hala havuzda bekletiyorum. Pool kısmındaki, şurada göstereceğim havuzda ben cüzdanımda kitlemişim ve bunları kesinlikle bozmuyorum. Belli bir hedefim var. O hedefe kadar da bozmayacağım. Ve ben buradan almış olduğum, biriktirmiş olduğum kekleri, havuzdan gelen kekleri istediğim zaman satıyorum. Ve dolayısıyla kar elde etmiş oluyorum. Kazanca dönüştürmüş oluyorum. Ben şu an zaten yatırmış olduğum paranın en az 4-5 katını çıkarmış durumdayım. Bunu açıklamamın sebebi şu. Bu tarz platformları daha önceden bulup bunlara yatırım yaptığınız zaman ileriki aşamada sizlere ciddi anlamlarda para kazandırıyor. Şimdi buna mesela sizler aralığın sonunda yatırım yapmış olsaydınız ki aralığın sonunda ne kadardı? 60 ya da 50 cent gibi bir şeydi. Sadece kek alıp bekletmiş olsaydınız şu an zaten 40 kat yapmış durumda. Yatırmış olduğunuz paranın 40 katı. Tabii bunu bozmayacaksınız. Bakın benim 160 tane var elimde. 10 dolar oldu bozmadım. Daha önceden 20 dolara çıktı, hatta şuradan tekrardan gösterelim. Bakın kek daha önceden aynı seviyeye geldi. Bakın şuradaki seviye nereyi vurmuş? 20 dolara vurmuş. Tekrardan 20 dolara vurduktan sonra bakın burada nereye kadar indi? 8,3 hatta 8 dolara kadar indi. Ben hala oralardan bile satmamıştım. Çünkü neye inanıyoruz? Kek'in gerçekten önemli bir potansiyeli var. Şimdi potansiyeli hakkında konuşalım. Şimdi Uniswap'la yarışacağını söylemiştik. Daha önceki videolarımdan bir tanesinde bahsettim bundan. Uniswap'taki likiditeyi Pancake geçti. Bakın home kısmına geldiğimiz zaman şurada şu an 6,4 milyar dolarlık bir likidite görüyoruz. Bunu DeFiStation'a bir bakalım. DeFiStation'a ne gösteriyor? DeFiStation'da Binance Smart Chain üzerindeki bütün yield farming ya da DeFi platformlarını, lending platformlarını bunları görmeniz mümkün. Bakın Pancake'de şu an toplam likidite burada yazdığım miktarla aynı. 6,4 şu an likiditemiz var. DeFi Pulse'a girelim bir de. DeFi Pulse'da da Ethereum ağındaki DeFi'leri görüyoruz. Bakın 5,67, yani üzerine geçmiş durumda. Şu an sadece Maker ve Compound'u geride bırakamadı. Bunun da nedeni aslında şu. Aave, Maker ve Compound lending platformları. Yani coin kiralama veyahut da coin'i kiraya verme platformları. Uniswap veyahut da PancakeSwap swap platformları. Lending platformu değil. Yani siz burada sadece Uniswap'ta ve Pancake'te swap yapabiliyorsunuz ve farming yapabiliyorsunuz. Lending olayı yok. Lending olaylarında daha yüksek miktarlarda paralar döndüğünden dolayı lending platformları daha yüksek likidite sağlarlar. Mesela DeFiStation'a geldiğimiz zaman Binance Smart Chain üzerinde çalışan bir lending platformu var. Hepinizin bildiği Venus. Gördüğünüz gibi burada Venus Pancake'in de üstünde. Yani lending platformlarını ayrı tutmamız gerekiyor. Dex'lerden veyahut da swap platformlarından. Onu söyleyeyim. Yani lending'e bakmayacağız burada. Şimdi Uniswap'ın toplamda 523 milyon token'i var. Şu an piyasada bulunan. Ve toplamda da 1 milyar olacak. Bunu yakarlar mı yakmazlar mı ben bilmiyorum. Açıkçası öyle bir bilgiye sahip değilim. Ama şu an yarısı piyasada. Ve toplamda yarısı piyasadayken bu arada tabii ki hacmi 24 saatlik hacmi gerçekten yüksek. Onu da söylemiş olalım. Buradaki hacim gayet yüksek bir miktar. Market cap'ine baktığımız zaman da 15 ya da 16 diyelim. 16 milyar doları görüyoruz. Şimdi keke gelelim. 16 milyar dolar. Şimdi 16 milyar doların yanında burada 3 milyar doları görüyoruz. Yani yaklaşık olarak burada ne kadarlık bir açık var? Yaklaşık 5 katlık bir açık var. Kek'in token miktarı daha düşük. Ve zaten bunu da Nisan ayı içerisinde yakacaklar. Belli bir kısmını, önemli bir yakım yapacaklar. BNB'de de yakım var.
Dolayısıyla fiyatları tekrardan artışa geçecektir. Yani dediğimiz hedeflere, videonun başında söylediğimiz hedeflere gelecektir. Gelmesini bekliyorum en azından ben. Şimdi market cap'de 5 katlık bir artışın olması demek bunun fiyatını 100 dolar yapar. Eğer Uniswap'la fiyat anlamında yarışacaksa. Bence Uniswap'ın market cap'inden çalacak. Onu da söyleyeyim ki çalmaya da başladı gördüğümüz gibi. Şimdi kekin dışında kek arttı. Yani 20 dolar oldu. Ben daha düşük bir token'i tutarak bu seviyelere gelmesini bekleyebilir miyim? Böyle bir proje var mı? Şimdi böyle bir proje Ocak ayında çıktı aslında. Bunun da ismi Joule Liquidity. 2 tane token'i var. Bir Joule Swap, bir de Joule var. Joule veyahut da Joule. Birisi şu an yanlış hatırlamıyorsam 160 dolar seviyelerinde. Diğeri de 19 cent seviyelerinde olması lazım. Bakalım. Bakın şurada Joule Swap, Joule olarak ifade ediliyor. Şu an 0.20 olmuş. Güzel yükselmiş. 0.15'e kadar düşmüştü. Bunun da toplam market cap'ine baktığımız zaman çok düşük. Yani 74 milyon dolarlık bir market cap'i var. Bu market cap'in 10 katına çıkması bu fiyatı 2 dolar yapar. Benim de beklentim minimum 2 dolar burada. Yani dolayısıyla bir 10 katlık artış olması muhtemeldir. Biraz sonra bahsedeceğim zaten özelliklerinden. Burada bakın market supply'da baktığımız zaman da toplamda 800 milyonluk bir arzı olacak. Bunun neredeyse yarısı zaten çıkartılmış durumda. Joule Swap'ta da yakma işlemleri olacak. Yalnız bugüne kadar bir kere yakıldı ama yakmalar devam edecek. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bunun özellikleri çok fazla. Ondan dolayı zaten bunu tutuyorum. Bunlardan bir tanesi exchange platformu var. Yani Swap'ın dışında exchange platformu var. Hatta şöyle Joule'un Swap kısmına gelelim. Benim şu an buraya likidite oluşturdum. TPT almıştım, token packet. Onun dışında Joule'a yatırım yaptım. Joule'a yatırım yaptıktan sonra burada staking kısmında arkadaşlar pek çok havuz var. Bunlardan hangisine ben bağladım onu da söyleyeyim. Bakın burada TPT BUSD kısmına bağladım. Yıllık 211 veriyor. Gayet uygun bir oran bu. Onun dışında bir de şöyle aşağı doğru gelelim. Burada şu special kısmını biraz sonra değineceğim. Bakın bir de şu kısma bağladım. Burada da gayet uygun. Aynen kekte olduğu gibi kekte şu an %103 gibi bir rakam var. Burada da %141. Yani hemen hemen yakınlar. Burada BUSD sabit olduğu için şuradaki düşüşten etkilenmeden ben burada likidite oluşturdum ve kazanmaya başladık. Amacımız bizim Joule miktarımızı arttırmak. Şimdi buranın pek çok özelliği var. Zaten kendi swap kısmı var. Onun dışında exchange kısmı farklı. Bakın şöyle bir exchange platformları var. SwapNow dediğiniz zaman zaten info kısmına götürüyor sizi. info.juleswap.com. Bu açılana kadar şöyle devam edelim. Şimdi uygulamaları var. Cüzdanları var. Cüzdanları indirebiliyorsunuz şu an hali hazırda. Bakın burada Android platformu içerisinde var. Yani Google Play Store'dan indirebildiğiniz gibi App Store'dan da direkt indirebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yani şu an hali hazırda bulunan cüzdanları var. Bu cüzdanlar tabii geliştirilecektir. Yani ilk çıktığı gibi olmayacaktır. Bazı kişiler beğenmemiş cüzdanı ama bugün baktığımız zaman hangi proje ilk çıktığında mükemmel oluyor? Hiçbiri. Dolayısıyla geliştirilecektir bu. Google Chrome Extension var bu arada. Yani cüzdanı direkt Chrome'a da kurabiliyorsunuz. Bu da güzel özellik. Yani MetaMask kullanmayacaksanız buradan Joule'un kendi cüzdanını da kullanabilirsiniz. Debit kartları olacak. Bununla harcama yaparak %3'e kadar cashback kazanma şansı olacak. Şöyle aşağı doğru inelim. Bunlar çok önemli özellikler. Onu da söyleyeyim. Yani bu Pancake'de de yok mesela. Onun dışında farklı ağlar arası geçişler var. Onu da söyleyelim. Yani Ethereum, Binance Smart Chain ağında farklı ağlar üzerinde işlemler yapılabilecek. Stratejik yatırımcısı var bir tane. Buradaki özellikle SafePal olsun, Travelo.com olsun. Bu gibi şurada mesela Avalanche var. Önemli iş ortakları. Yani bu bağlamda baktığımız zaman çok kısa değerlendireceğim bu videoda. Sonra ayrıntısına gireriz. Bu bağlamda son derece önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Ocak ayında çıktı piyasaya. Şimdi bir de şuna değineyim. Bakın burada bir arkadaş sormuştu onun için söyleyeceğim. Şurada special yazan bir kısım var. Şimdi bu special kısmı şurada NFT kısmı var bakın. Buralarda NFT kısımlarına siz yatırım yaptığınız zaman yani kilitlediğiniz zaman elinizdeki Joule'ları veyahut da Joule'ları bir sonraki dönemde burada bulunan şu stake kısmındaki special olan havuzlara yatırım yapabiliyorsunuz. Yani sizin elinizdeki bulunan Joule'u buraya yatırabiliyorsunuz. Bunu yatırabilmeniz için de ilk önce şuradaki NFT kısmında kilitlemeniz gerekiyor. Ne zamana kadar kilitliyorsunuz? Her havuz için değişik. Mesela burada bakın 11 Mayıs'a kadar kilitlemeniz gerekiyor. 1000 tane Joule, 1 tane Joule. Yani pahalı olandan bir tane, ucuz olandan 1000 tane kilitleyerek buraya sizler şundan yararlanabiliyorsunuz bir sonraki dönem.
şundan yararlanabiliyorsunuz. Yani şu an için sadece bir tane special var ama ileriki dönemlerde muhakkak buradaki havuz miktarları artacaktır. Daha önceden çünkü Pancake'te de çok az havuz vardı. Son dönemlerde neredeyse her gün yeni havuz ekleniyor ve Pancake'te şu an bir oylama var. Hatta onu Twitter üzerinden göstermekte fayda var. Böyle Twitter'a girelim. Ondan sonra da yavaş yavaş videoyu bitirelim. Pancake'te yapılan oylama governance token'i, yani yönetişim token'i biliyorsunuz Pancake. Oylamalarla birlikte yapılacak olan değişiklikleri bizlere soruyorlar. Bakın şuraya oylama linki. Bu oylama şu. Her geçen gün Cyrus Pool kısmına yeni projeler ekleniyor. Böylelikle ne oluyor? Low liquidity bölü low hacim oranları oluşuyor. Bununla birlikte eğer Cyrus Pool kısmında likiditesi az olanların oranlarını düşürelim mi düşürmeyelim mi diye bir oylama yapmışlar. Şurada biliyorsunuz ki belli kazanç oranları var. Onu da şöyle göstereyim. Şimdi buraya geldiğimiz zaman bakın farm kısmına giriyorum. Farm kısmında şurada multiplier diye bir ifade var. Bu da işte 40x, 20x, 3x, 2x farklı farklı ödül kısımları var. Bu aslında havuzdan buraya aktarılan, bu LP havuzlarına aktarılan miktarları gösteriyor. Yani sizin bir elinizde belli bir havuz ödülünüz var. Bu havuz ödülünün 1x'ini buraya ayıralım, 0.5'ini buraya ayıralım şeklinde devam ediyor. Şimdi burada bakın mevcut oranlar var. Burada görmüş olduğunuz oranlara benzer. Bu oranların bu şekilde düşürelim mi diye soruyorlar. Yeni ağırlıklarına göre. Bakın yeni ağırlıkları bu şekilde düşürelim mi diye soruyorlar. Ve bunun çoğu kişi de evet demiş. Bu da uzun vadeli baktığımız zaman projenin devamlılığını sağlar. Onun için burada eğer işlem yapıyorsanız Pancake'te elinizde de kek varsa bu oylamaya katılabilirsiniz. Fiyatı düşük olan Pancake gibi olacağını düşündüğümüz bir platform olan JuleSwap'tan bahsetmeye çalıştım. Burada özellikle fiyatının düşük olması aynı Pancake gibi başlaması. Çünkü Pancake de bu fiyatlardaydı. Hatta daha sonra Pancake yükseldi. 1 dolar, 2 dolar olmadı belki ama 1 dolar seviyesine çıktığını hatırlıyorum. Daha sonra tekrardan düştü ve en son yükselişinde muazzam bir yükseliş aldı. JuleSwap'ta da aynısı oldu. Fiyat ilk önce düşüktü. 0.60'lara geldi. Tekrardan 0.15'e geldi ve şu an yükselişine devam ediyor. Bakalım nereye kadar gidecek? Ben merakla bekliyorum. Zaten görmüş olduğunuz gibi likiditelerde de bayağı ciddi artışlar var ama bunlar az. Bunların daha fazla artmasını ben umuyorum. Bu da aslında ekibin çalışmasıyla farming kısmında, pool kısmında ne kadar çok havuz açılırsa, ne kadar çok projeyle ortaklık kurarlarsa bunun da önünün açık olduğunu söylemekte fayda var. Benim anlatacaklarım bu kadar. Genel değerlendirmem bu. PancakeSwap dışında önerebileceğim ikinci bir swap platformu var mı dediğinizde benim size önereceğim ilk platform JuleSwap olacak. Benim anlatacaklarım bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoda farklı içeriklerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.